Beyler bayanlar selamlar. Yeni bir Play to Earn oyunu ile yine karşınızdayım. Bugünkü oyunumuz ise birazcık daha SimCity tarzında tabi SimCity kadar gelişmiş değil ama daha basit şehir kuruyoruz ve pasif bir şekilde bundan gelir sağlıyoruz. Bu videoda sizlere ne kadar yatırım gerekeceği, nasıl girebileceğiniz, ne kadar kazanabileceğiniz, oyunla ilgili dikkat etmeniz gereken her şeyi gösteriyor olacağım. Haydi geçelim şimdi videomuza. Öncelikle arkadaşlar oyunumuzun ismi Rise Ve bu Rise çok basit bir şekilde bazı binalar var ve bu binaları almamız gerekiyor. Ve bu binalar bize pasif bir şekilde günlük gelir sağlayacak. Oyuna başlarken öncelikle e, tabii ki de token'ından almanız gerekiyor. Token'da linkini aşağıya açıklamaya bırakacağım arkadaşlar. Rahat bir şekilde oradan ulaşabilirsiniz. Geçen ayın 30'unda gece çıktı arkadaşlar. Yani iki gün oldu olmadı. Hemen zaten bir yukarı fırladı. Al satçılar vesaire oyuna Ilgi gördü. Şimdi tam başlarındayız girmeniz için güzel bir zaman. O şekilde söyleyebilirim. Token'ı aldınız. Ardından ne yapmanız gerekiyor? İkinci adımda arkadaşlar oyuna geliyorsunuz. Exchange kısmına giriyorsunuz. Bu arada oyunun kendi şeyinden de buradan da e, arayüzünden de yapabilirsiniz. İlla şey girmenize gerek yok. Hani buradan direkt cüzdanı bağlayalım. Birlikte size göstereyim. Select currency diyelim. Evet, seçmemişiz. Bienmemize girelim. Örneğin ben diyorum ki kardeşim ben 10 tane satın almak istiyorum dediğimde otomatik olarak buradan swap yapabilirsiniz. Yani bir saat bu coin'e gitmenize gerek yok. Buradan da işimizi yapabiliyorsunuz. 10 tane buraya yazdınız ondan sonra. Ve bunu exchange dediğinizde arkadaşlar direkt token'ınız oyunun içine gidiyor. Oyun içindeki para haline dönüşüyor. Bu bazen hatada kalabiliyor. Eğer hatada kalırsa ekrana yansıyor zaten. İşte tekrar şuradan retry diye bir yazı çıkacak. Tekrar denen şeklinde bir yazı çıkacak. Ona tıkladığınızda çözüyorsunuz ya da en kötü Discord adresinde yardım kısmına yazarsanız anında çözüyorlar. O konuda da hiçbir şüpheniz olmasın. Tamam her şeyi aldık. Param, oyun içine parayı da soktuk. E o zaman ne yapacağız biz? Ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi 3 çeşit binamız var arkadaşlar. R1 seviye hemen bulalım bir tane. R1 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 R1'ler buradaydı. R1. Birinci seviye gibi düşünün. Birinci seviye değil de birinci derece bina, ikinci derece bina ve üçüncü derece binalar. E doğal olarak üçüncü derece en iyi kazandıran ama girmesi de pahalı olan. R2 bir onun 16, R1 de 16. Başlangıç olarak düşündüğümüzde R1 seviyesine girebilmeniz için arkadaşlar şuna bir tanesine tıklayalım. Bize diyor ki bunlar hiç değişmiyor bu arada. Hep aynı. R1'lerin hepsi aynı arkadaşlar. r de hepsi aynı. R3'ler de aynı. R1 de diyor ki bize bana 6 tane demir, 6 tane şey wooden stick konuşamadım. 6 tane de taş gerekiyor. Peki biz bunları nereden nasıl toplayacağız? Arkadaşlar haritada gördüğünüz üzere bakın buralarda şeyleri görebiliyorsunuz. Iron'lar var. Taşlar var odun var. Şimdi bize ne gerekiyor demiştik? Arkadaşlar normal bir odun, iron ve taş. Yani bundan 6 tane toplayacağız. Bundan 6 tane toplayacağız. Toplamak için de üstüne tıklıyorsunuz. Ve bize diyor ki ne diyor? Bana 5 tane enerji lazım diyor. Şimdi her biri için 5'er tane enerji lazım değil mi? Öyle şöyle bir hesap yaparsak 6 tane bundan gerekiyorsa 6 tane bundan 6 tane de ağaçtan Toplamda 18 tane gerekiyor değil mi? 18 taneden toplamda da 5 enerjiyle hesaplarsak oyuna giriş için bu malzemeleri toplamamız ve bu malzemeleri toplamamız için de toplamda 90 tane enerjiye ihtiyacımız var. Bu enerjiyi de arkadaşlar geliyorsunuz burada hastane var. Hastaneye tıkladığınızda evet size biraz yavaş işliyor bu arada. Ee, her şeyin fiyatını token olarak fiyatını size ne kadar enerji verdiğini görebilirsiniz. Bizde 90 tane enerji olduğu için şimdi yapabileceğiniz iki tane seçenek var. Bunun artık karlılığını siz hesaplayın. Çünkü e, bu sistemde de Oracle sistemi kullanılıyor ve Oracle biliyorsunuz token yükseldikçe oyundaki e, gerekli malzemelerin price'ı düşüyor ve size verdiği şey de düşüyor. Token miktarı da düşüyor. Token değeri düştükçe de bunların fiyatı artıyor. Ve aynı şekilde size verdiği token miktarı da artıyor. Yani bir şekilde dengelemeye çalışıyor. Oracle olduğu için fiyatlar sürekli oynuyor. Ve hangisinin daha e, yapacağınız sırada mantıklı olduğunu sizin hesaplayarak yapmanız gerekiyor. Yani şu anda A, bu en mantıklısıymış deyip direkt buna girmeyin. Ve hesabı kendiniz yapın. Birim maliyeti açısından ben size söyleyeyim. 1.5413 e, Yanlış yazdık. 13 Yine yanlış tıkladık. 13 bölü 80 dersek Birim maliyeti bunun enerjinin 0.0192. Bir üstündekine bakarsak 1.0275 bölü 50 dersek yanlış yaptık. Yanlış yaptık. 1.0275 bölü 50 dersek arkadaşlar bunun da birim maliyeti gördünüz değil mi? Giderek artıyor. Yani aslında pahalı olanı almak daha ucuz. Ama sizin ihtiyacınız olan 90 arkadaşlar. 90 tane enerji ihtiyacınız var. Toplamda 18 tane materyali 5 tane enerji harcayarak toplayabilmek için 90 enerji ihtiyacımız var. 2 tane bundan katarsak arkadaşlar bir tane de şeyden alırsak giriş maliyetiniz ne olacak? Basit bir evi yapmak için artı bundan da 2 tane 0 8220 dersek 1.8495'lik token'a ihtiyacımız var token'ın şu anki fiyatından bunu da hesaplarsak arkadaşlar 19.50 diyeceğim ben ona. çarpı 19.50 dersek yaklaşık olarak 36 dolar. Hadi 1-2 dolar da komisyona gitti. Ilk pool Coin'den satın alırken komisyona gitti. Derseniz o kadar gitmez bile. 37 dolar diyelim. 37 dolara oyuna girebiliyorsunuz. Peki 37 dolara oyuna girdikten sonra arkadaşlar her şeyi topladınız. Enerjiyi aldınız. Parayı soktunuz. Materyalleri toparladınız. Revir Building'in üstüne tıkladığınızda da arkadaşlar hemen buradan ben de malzemeler olmadığı için gözükmüyor. Burada Build Craft diye şey olacak. Ve bunu Craftladıktan sonra kazançlar başlıyor. Evet. Nasıl başlıyor? Kendi kendine token üretiyor. Sizin tek yapmanız gereken şey binanın üstüne tıklamak. R3 binamda göstereyim birazcık daha olsun. Ve burada claim diye bir yazı çıkacak. Ama şöyle bir durum var arkadaşlar. Claim yaparken de şunu dikkat etmeniz gerekiyor. Her zaman yapamıyorsunuz. Ne zaman yapabiliyorsunuz? Her binada, bu her bina için geçerli. Minimum claim oranı %30 arkadaşlar. Yani %30, şurası %30'da dolmadan önce ben bunu claim yapamıyorum. Daha önce claim yaptığım için şu anda e, yapamıyorum. Keşke yapmasaydım, sizlere gösterebilseydim. Neyse, sağlık olsun. Ve... Burada da diğer bilgileri de ulaşabilirsiniz. Ben binanın seviyesini arttırdım. Bu arada binanın seviyesini arttırmak için de yine ekstradan malzemeler gerekecek. Ee, ve toplamda 3 seviyeye kadar artabiliyor bina seviyeleri arkadaşlar. Şöyle bir size grafik sunayım şimdi. Hemen buna bakalım. Burada hem yapmak mantıklı mı değil mi nedir ne değildir net bir şekilde görebileceğiz. Şimdi Tier 1 House'dan başlamıştık değil mi? Arkadaşlar Tier 1 House'da Burada villagers var. Ben içine oturan mı yerleştirmek zorundayım? Hayır arkadaşlar. Otomatik olarak binayı yaptığınızda içinde bir tane villager, bir tane yaşayan oluyor. Eğer siz bunun seviyesini yükseltmek isterseniz yine aynı derecede malzemeden harcamanız gerekiyor. Ve malzemeyi harcadığınızda da arkadaşlar daha fazla kazanıyorsunuz. Zaten buradaki oranlara bakarsanız bir villager için 1.44'ten aynı oranda malzemeyi harcadığınızda 2.88'de çıkıyor. Yani yeni bir evde R1 seviye evde alsanız ya da bunu da ikinci seviyeye upgrade etseniz fark etmiyor. Aynı şekilde ilerliyor arkadaşlar. Katlanarak ilerliyor. Üçüncü seviyede de ha üç tane ev, ha üç tane ev almışsınız ha bir evi üçüncü seviyeye çıkartmışsınız aynı mantık ilerliyor. Aynı şey tier 2 house'lar için geçerli mi? Birazdan onu kontrol edeceğiz. Ee, burası önemli bir nokta Buraya çok dikkat etmeniz gerekiyor Tier 1 house'larda da Şimdi gelin bir ROI hesaplaması yapalım Arkadaşlar yaklaşık olarak 36 dolar Maliyetimiz var Ve e, 36 doları 1.44'e Bölersek 25 gün ROI yapıyor arkadaşlar 25 gün sonra paranızı çıkartıp Daha sonrasında kar elde edebiliyorsunuz Peki Bir de şuna bakalım tier 2 evlere bakalım arkadaşlar. Tier 2 evi yapabilmek için önce bir tanesini bulalım. Bize 4 tane büyük taştan, 4 tane wooden stickten, 4 tane de çividen lazım. E biz sadece odun topluyorduk bunları ne yapacağız, nereden elde edeceğiz derseniz. Hemen şu yukarıda refinery denilen bir yer var. Burada birinci seviyedeki malzemelerimizi, materyallerimizi ikinci seviye çıkartabiliyoruz. Örneğin bizden ne istiyordu? Wooden stick istiyordu. Wooden stick yapabilmemiz için öncelikle 3 tane wooden stick toplamamız gerekiyor. Ve bir tane de testeremiz olması gerekiyor. Bir testeremiz olduğunda ve 3 tane de yerden materyal topladığımızda bir tane büyükten elde edebiliyoruz. Peki. Testereyi nereden elde edeceğiz? Bu diğer malzemeler için de geçerli. Taş için de geçerli. Iron'da onun çiviye dönüştürüyoruz. İkinci seviye evlerin malzemelerine ulaşmak için buradan birinci seviye materyallerinizi birleştirmeniz gerekiyor. Şuradan bir yerden neredeydi? Shopumuz 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 ha shopumuza geliyoruz. Buradan testereyi, çekici, ee, baltayı buradan satın alabiliyorsunuz. Bu tool'ların, eşyaların fiyatları arkadaşlar yine Oracle sistemi sayesinde ee, token yükseldikçe fiyatları düşüyor vesaire işte dengeleniyor. Bunun ROI'sini e, hesapladığımızda da şimdi uzun uzun burada hesaplamayacağım arkadaşlar. Normal, yine 25 gün civarında çıkıyor yani oyunun ROI'si eğer token sabit giderse 20 ile 30 gün arasında o şekilde söyleyeyim size. Eğer token siz girdikten sonra yukarı çıkmaya başlarsa bu doğal olarak ROI'niz aşağıya doğru katlanarak düşüyor. Eğer aşağıya doğru inerse de ROI uzuyor net bir süresini vermek imkansız olsa da yaklaşık olarak 20-25 günde paranızı çıkartabiliyorsunuz. Bunu söyleyebilirim. Tabi oyun batmazsa arkadaşlar. Bunu da biliyorsunuz. Bu riski her videoda her seferinde sizlere söylemek istemiyorum. Ama girmeden önce mutlaka kendi araştırmanızı, kendi incelemenizi yapın ve kendi riskinizi kendiniz alın. Benim söylediğim laflara göre lütfen 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 girmeyin. Peki benim kazancım nedir? Örneğin ona bakalım. Ben ne kadar bir şeyle girdim ve şu ana kadar ne kadar topladım? Gelin birlikte inceleyelim. Şuradan bankadan bakalım. Arkadaşlar benim toplamda R1'den, R2'den ve R3'den birer tane evim var. Benim günlük toplamda 1.5 coin çıkartabiliyorum. Ve bunun da yaklaşık değeri 29 dolar. 30 dolar demeyeceğim. 29 dolar. En son 47 coins bir claim yapmışım ve bu da 900 dolara denk geliyor. Şu andaki tüm hesabımdaki coinlerin toplam e, miktarı 923 dolara denk geliyor. Ama dikkat etmez gereken bir şey var. Ben direkt bu 923 doları alabiliyor muyum? Ve almam için ne yapmam gerekiyor? Almak için de yine buradan exchange'e tıklıyorsunuz arkadaşlar. Exchange'e tıkladıktan sonra bu sağ tarafta zaten çekilebilir miktarı size otomatik olarak gösteriyor. Ben kaç tanesini çekmek istiyorum diye 47 tanesini çekmek istiyorum. Ama bana diyor ki ya %30 çekim miktarı var. Ben 3'te birisini buraya mı bırakacağım? Ne demek ya? O Roy uçtu gitti öyleyse. O Roy uçtu gitti öyleyse. Ya 3'ün biri daha uzayacak mı şimdi? Hayır. İlk başladığınızda %36 bir çekim limiti koyuyor arkadaşlar. Hemen kazanıp anında satmayın, anında satmayın diyor. Daha sonrasında ne oluyor bu? Her gün %3 düşürüyor. Benim %36'ydı. %33'e düştü e, bugün %30'a düştü. Yarın %27 olacak. Minimum %3'e düşene kadar devam ediyor. Yani 12 günde bir çekim yapabiliyorsunuz. Daha öncesinde de çekim yapabilirsiniz. Ama çekim ücretini, çekim komisyonunu siteye bırakırsınız. Buraya bırakırsınız. Paranızın hepsini çekemezsiniz. Roy'nizi hesaplarken diğer dikkat etmeniz gereken unsur bu. Üçüncü de başka bir unsur daha var arkadaşlar. Bu oyunda ilk defa onu görüyorum. Evet. Oyuna girerken sıkıntı yok ama oyundan parayı çekerken bu fiilleri düzgün hesaplamanız lazım. Size böyle oyunu of mükemmel of girin şeklinde anlatmıyorum arkadaşlar. Tüm gerçekçiliğiyle hani daha sonrasında yaşayabileceğiniz sıkıntılarla paylaşmaya çalışıyorum. Ya yani bunların tüm değerlendirmesini yapıp risk alacaksınız ona göre girin. Ben şu anda iyi ki girmişim oyuna dedim ama sonradan girecekseniz de videonun tarihine bakın. Mutlaka mutlaka bir araştırın. Tam Oracle sistemi güzel olsa da Oracle sisteminde fiyat yukarı giderken güzel. E fiyat yukarı giderken zaten hep güzel arkadaşlar. Ama fiyat aşağıya doğru inerken ne oluyor? Oracle sisteminde siz zaten yukarıdayken az token çıkartmış oluyorsunuz ve o, o az tokenın da fiyatı tekrardan düşüyor. O yüzden Oracle ile ilgili de küçük bir Tiyo vereceğim. E fiyat aşağıya düşmeye başladığında Buradaki withdraw fee ne olursa olsun Umursamadan çekin satın, çekin satın, çekin satın Diğer türlü daha fazla zarar ediyorsunuz Yine bunun hesaplamasını bir kendiniz yapın Benim sadece dememe göre hareket etmeyin Evet bu da bu kadardı Arkadaşlar küçük bir de Hani tiyo vermek istedim size İnşallah işinize yarar Oyun Oyunla ilgili de daha sonrasında güncellemeler Geleceğini söylüyor bu çıkarttığımız Eşyaları Voodoo vesaire ya da ıı, tier 2 Malzemeleri arkadaşlar Marketplace'de satabileceğimizi söylüyorlar. Tabi ne olur ne biter bilmiyorum. Ama oyunun başındayken girmek istiyorsanız şu anda girin. Çünkü her zaman dediğim şey oyunun başındayken girmeniz her zaman her zaman her zaman daha sağlıklı daha güzel oluyor. Neyse bakalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Sorularınız varsa aşağıda yazmaktan çekinmeyin. Olabildiğince cevaplamaya çalışıyorum.